Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer bizlerle birlikte günü gündemi, ekonomiyi, Merkez Bankası'nı sizler için değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Gökalp Bey. Sen de hoş geldin abi. Merkez Bankası dedik mi harfi çıkarken? Gaye Hanım diyorsun. Ne oldu ya? Toprağı bol olsun. Şaka yapıyoruz, öyle bir şey. Maşallah dediğimiz iki gün yaşamadı abi. Biz yeni cuma günü çektik. Cumartesi akşamına yetişmedi yani. Yetişmedi. Fatih Bey, Fatih Karahan, o da eski bir merkez bankacı. Bankanın içerisinden geliyor. O artık yeni Merkez Bankası Başkanımız. Bir enflasyon raporu konuşuldu. Görünümde bir değişiklik olmadığını görüyorum. Bunun tabii piyasada yansımaları var. Birincisi hem Gaye Hanım hakkında çıkan görece popülist söylemler bir kenara. Bir de faiz oranları ve para politikası hakkında görüş ayrılıkları olduğuna dair dedikodular olduğunu duyuyorduk. Tabii bu değişiklik Sayın Cumhurbaşkanı söyleminin ardından gelmesi tabii biraz anlamlı oldu. Bunun dışında piyasanın genel şu anki görünümü satın aldığını, son yapılan toplantının enflasyon raporu sunumunun piyasa tarafından, izleyenler tarafından pozitif algılandığını, yurt dışı tarafından da böyle olduğunu görüyorum, hissediyorum, okuyorum. Ve orada da bir fikir birliği olarak hem enflasyondaki görünümde bir değişikliğe gitmediklerini görüyoruz. Diğer taraftan da sıkı para politikası duruşunu koruyacaklarını bir taraftan da mesajını veriyorlar. Orada her ne kadar son yapılan 250 bas puanlık artırımla %45'e gelse de faizi. İnsanlar da genel olarak tamam şu anda tepe faiz oranına geldik, bundan sonra ne olacak gibi bir söylem olsa da bu da bir miktar stres yaratsa da seçim sonrasında da bir gevşeme beklentisi veya işte siyasi otoriteden bir baskı sonucunda para politikasında farklı aksiyonlar alınabilir mi korkusu olsa da piyasada. Bu yapılan toplantının bayağı değerli toplu, sorulara cevap olan, makroekonomik görünüm ve mevcut hali hazırdaki artıların ve eksilerin doğru yorumlandığı bir rapor olarak söyleniyor. Çıktısını da genel olarak ben piyasada tüm katılımcılar tarafından pozitif okunduğunu görüyorum. Kura pek vurgu yapılmamasına dair eleştiriler var. Yani kurun gidişatına dair pek vurgu yapılmamasına dair eleştiriler var ama Merkez Bankası'nın zaten bir kur hedefi yok biliyorsun. Enflasyon hedefi var ve istihdam hedefi var farklı farklı merkez bankalarının. Söylemler anlamlı bu arada yani. Bayağı da karşılıkta buldu piyasadan. Bunun birkaç tane yansıması var. Nakit girişi tarafında tabii hemen toplantının ardından hemen olan bir şey değil ama bir süredir olan zaten. Bunu nereden monitör ediyoruz? Sıcak para giriyor mu? Yeni dolar geliyor mu? Piyasada konuşulan. Veya Türk varlıkları yeteri kadar zaten ucuz. Buraya bir talep var mı? Gibi şeyler vardı. Buraya baktığımızda toplantıda Fatih Bey'in söylediği gerekirse sıkılaşmaya devam ederiz söyleminin pozitif karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Eurobond tarafında ve dolar TL 3 aylık forward fiyatlamalarında falan daha önce bir 6 ay önceki bu kötümser fiyatlamanın aslında olmadığını söyleyebiliriz. Yani risk reversal'lar deniyor ona. Atfedilen oynaklık 3 ay 6 ay neyse vadedeki. Dolar TL'nin daha yukarıya doğru baskılanacağına dair olan korkunun azaldığını söylemek mümkün. Böyle olduğu zaman oynaklık da bir miktar düşmüş. Tabii şey sorusunun hala cevabı yok. Onun cevabını Merkez Bankası mı verecek? O da ayrı bir soru. Biz yurt dışına ne zaman açılacağız? İnsanlar ne zaman dolar TL'yi alıp satabilecekler globalde? Nin cevabı yok yani henüz. Bu olduğu zaman biraz anlamlı olabilir. Ama benim gördüğüm şey ne yaptığını bilen bir kadro var. Bunu söylemek benim haddime değil ama ne yaptığını bilen bir kadro var. Ve bu kadro eğer orada olmaya devam ederlerse Bakan Şimşek ve devamında merkez ekibi orada olmaya devam ederlerse yıl sonuna doğru bu işi kotarabileceklerini görüyorum. Bunun için de mutlu oluyorum. İnşallah bu bozulmaz. Çok güzel yani orada hani PPK'nın diğer üyelerinin de çıkıp konuşması, Hatice Hanım'ın, Cevdet Bey'in çıkıp konuşması, orada olmaları ve çıkıp konuşmaları falan öyle demek lazım. Ve pozitif de bunlar. Çünkü bu tek adamlık bir şov vardı ülkede yıllardır devam eden. Kurumun tepesinde kimin olduğundan bağımsız yani Merkez Bankası Başkanı kim olduğundan bağımsız başka tepede, daha tepede bir tek adam şovu vardı. Bundan daha kurumsal yapılara doğru kayışın olduğunu görmek insanları rahatlatıyor. Buna tabii başka şeyler de eklemek lazım. En tepede de eklememiz gereken şey hukuk biliyorsun yani. Gelirken Sercan'la da konuştuk aşağıda da abi dedi hiçbir kurda hareket olmadı, bir şey olmadı falan filan dedi. Abi kurda kuşa yemetmezler. Çok güzel. Ancak böyle sevinirsin. Kurda bir hareket olmaz abi. Niye hareket olsun ki? Tabii canım. O kadar alıştık ki artık. Merkez Bankası Başkanı'nın gönderilmesinden sonra mı diyorsun Sercan? Kurda hareket olamazdı çünkü hafta sonuydu. Biz hafta içinde bile yani piyasalar açıkken bile neredeyse düz bir çizgiyle kuru yönettiğimiz için hafta sonu hiç öyle şey beklememek lazım aslında yani. Hani nasıl bir hareketten bahsediyoruz yani? Ne diyorsun oğlum sen diyorsun? Evet yani kim alacak kim satacak yani. Hafta içi yok onlar. Hafta içi dükkanlar kapalı. Hafta sonu bay bay yani. Yazın İzmir'de hiç bulundun mu abi? Bulunmaz mıyım? Türkiye'de? Şöyle, İzmir normalde pazartesi öğleden sonra başlayıp perşembe günü kapanan bir kent. Özellikle Alsancak falan. Yani insanlar perşembe akşamından Çeşme'ye giderler. Bir daha pazartesi öğleden sonra biraz daha iyileri salı günü falan açarlar dükkanı. Bizim finansal piyasalarda öyle yani. Hani hafta içi kapalıyız biz. Yani hafta sonu falan beklemek çok şey yani. Hani lüks. Saçma yani. Evet. Bir de şey tabii yani Merkez Bankası Başkanı'nın gitmesi nedir ki zaten bir ülke ekonomisi için? Mesela Amerika'da da gitse hiçbir şey olmazdı diye düşünüyorum. Şöyle abi bak, gitse ve yeni atama konusunda güçlü bir isim gelmeseydi Fatih Bey gibi, o zaman kurda bir hareket görürdük. Fatih Bey'in nereden geldiği belli. Merkez Bankacılığından geliyor zaten ve ekiple de uyumlu olacağı da belli. İnsanlar biliyor zaten bunu. Piyasa biliyor. Piyasa biliyor ne demek? Şimdi banka hazineleri, bankalar bunu biliyorsa piyasa biliyordur. Biliyorlar onlar zaten yani ne olacağını. Yurt dışında da konuşuluyor. Haber çıkar çıkmaz terminale baktığında ben insanlara pozitif şeyler söyledi. Elbette kurda böyle büyük şey beklemeyiz yani. İzmir dedin. Oradan perşembe dedin. Neyin mesajını vermeye çalışıyorsun? Doğru. Evet, subliminal. Orada aradan titizlik. Arada nelerin mesajını veriyorsun? Nasıl yakaladın ya? Şimdi bunu yayın sonunda söyleyecektik. Şimdi söyleyeyim madem. Öyle bir yere getirdin ki konuyu yani. Çıkış bırakmadım ben. 28 Şubat Cumartesi günü İzmir'deyiz. Hangi otelde olduğumuzu bilmiyorum ama Konak Alsancak civarında bir yerde oluruz muhtemelen. Şehir merkezinde oluruz. Ali Hoca ile gene İstanbul'da yaptığımız gibi bir makroekonomi, artık kripto konuşacağız. Bizim Berk'te olacak. Belki sürpriz bizim eski çalışan dostlardan da birkaçı belki atılabilir. Ankara'da seninle birlikteyiz. Hikaye böyle devam ediyor. İşte Bursa'sı var, Adana'sı var, Antalya var. Bir takvim vardı, yayınladınız mı? Takvim yayınlı. Şu an galiba ilk 6 kentte bilet yaratılabiliyor şu anda. İzmir için de yaratabilirsin. Ücretsiz bu. Biz orada hem makro konuşacağız, makroekonomi konuşacağız, global konuşacağız. Ardından da kripto konuşacağız tabii ki yani. Sorularınız varsa dinleriz. Orada birebir sorarsınız. Düzenleme ile alakalı, yasa tasarısı ile alakalı, yasa ile alakalı sorularınız varsa, İstanbul'da çok sordular çünkü böyle şeyler. Global de bunun yansımaları ne olacağına dair şeyler sordular. Keyifli böyle bir cumartesi günü geçirmeyi planlıyoruz. Gelenlerle birlikte efendim. Ücretsiz mi? Elbette ücretsiz abi. Herkese mi? Sana ücretli abi. Ya bir bana mı yani? Bir sana ücretli abi. Eyvallah. O gün 50.000 olur mu Bitcoin? Bitcoin o gün 50.000 olur abi. 47.000 olmuş. 47.000 olmuş zaten. Hareket devam ediyor. Bu işte Çin'in yeni yılı, işte o Dragon yılı vesaire olmuş ki. O geyik de bunların bir kısmı da. Avrupa ve Amerika'dan biraz bahsedeyim istersen. Amerika'da ve Avrupa'da ikisinde birden hisse senedi endeksleri riskli varlıklar alınmaya devam ediyor. Yani %3, %4, %5'lerde. S&P yılbaşından bu yana %5 oldu. Dow %5.2'lerde. Nasdaq alıyorlar aynı şekilde. Ama diğer taraftan da tahvil faizleri de arttı. Yani 4.16'ya geldi 10 yıllıklar. 2 yıllıklar 4.46'larda. Avrupa aynı şekilde hem Alman hem UK, İngiltere 10 yıllık bonoları, tahvilleri artıyor. Genel olarak baktığımda da iki tane tema seninle konuşmuştuk. Geçen yayında da bunun biraz üzerinden de geçmiştik. Bir yeni yıl öncesinde hemen konuştuğumuz, aralığın ikinci haftasını falan konuştuğumuz faizlerin uzun süre devam edeceği, yüksek devam edeceği olan hikaye. Bir diğeri ocağın ikinci haftasına itibaren konuştuğumuz faizlerin uzun süre yüksek devam edeceği olan beklentiden vazgeçilmesi hali. Bunun da toplam tüm faiz indirimi ve faiz para politikası kararlarının patikasında bir değişikliğe yol açmasını konuştuk. Yine bu biraz değişti. Mart neredeyse masadan kalktığı için, Mart ayında bir indirim olmayacağına dair olan beklenti çok güçlendiği için Amerika'da bunun biraz beklentileri törpülediğini görüyorum. Riskli varlıklar buna inat alınmaya devam ediyorlar ama. Ekonomi fena gitmiyor. Hem istihdam piyasasında geçen hafta seninle konuşmuştuk. Tarım dışı açıklandı, beklentinin çok üstünde. Jobs gelmişti. İşsizlik maaş başvurularında bir hareket vardı. Sadece işsizlik oranında bir tık yükseliş vardı. Ama nette baktığında Amerikan lokomotifi, Amerikan makinesi iyi seyrediyordu. Evet. Şimdi bu hareketse her ne kadar Fed'in söylemlerini, Mart'ı unutun abi biz hani bunu defterden kaldırdık söylemlerini pekiştirse de bu makroekonomik görünüm. Yine de piyasalar şu an bozmuyor. Bunu doğru yönetiyorlar. Sadece Fed bunu söylüyor. Yatırım bankalarının bir kısmının hala Mart'a bet ettiğini görüyorum. Genel ama beklenti yıl içerisinde 5 tane bir indirim yapacağı yönünde Fed'in. Bu beklentilerin trimlenmesi, törpülenmesinin bir benzerini de Avrupa'da da görüyoruz. Avrupa'da da yeni bir ekonomik indikatör yayınladı ECB, Avrupa Merkez Bankası. Ona göre hala maaşlardaki yükselişte bir düzeltme ya da bir çıpalanma görmediklerini söylüyorlar. Böyle olunca tabii faiz indirimi hemen gelmeyebilir beklentisini de altı dolmuş oluyor. Onlar da biliyorsun summer break'i işaret etmişti. Villaroy çıktı. Bu yıl ECB kesin faiz indirir dedi. Allah Allah. Amerika'ya geri dönersem 20 Mart toplantısı olan beklentileri çok sıkıştırdı Fed. Geçen sene konuşmuştuk onu. Burada evet bir indirim beklenmiyor. Projeksiyonların olduğu, dot plot'un olduğu, yıl sonu enflasyon ve büyüme tahminlerinin yayınlanacağı, soru cevap kısmında olduğu bir toplantı olacak. Dolayısıyla bu toplantıda bir faiz indirimi yapmayacaklarsa Mayıs ve Haziran'a doğru şey kayıyor. 1 Mayıs'taki beklenti iyice artırmış olacaklar. Bir de iki tane yatırım bankasının, Goldman ve BOFA'nın biliyorsun yıl içerisinde 5 tane indirim beklentisi vardı. 2024 içerisinde. Mart'ta bir şey yapmazlarsa geriye sadece 6 tane toplantı kalıyor yıl sonuna kadar Amerika tarafında. Gürültülü gelen ekonomik veriler para politikası beklentilerini bozuyor, yoğunlaştırıyor. Bunlar da piyasalar üzerinde kısmi stres yaratıyor. Yani 2 hafta önce bakıyorsun 3.80'lerde Amerikan 10 yıllıkları S&P'yi satıyorlar, Nasdaq'ı satıyorlar. Sıfırlıyor yani yıllık getirilerini. 2 hafta sonra bir bakıyorsun %5 tekrar yükselmiş yılbaşından bu yana. 4.16'a 4.17'lere çıkmış Amerikan 10 yıllıkları. Dolayısıyla bu volatil hareketin devam etmesi zaten aşikardı. Dolar tarafında birkaç şey söyleyeyim. Gelişmekte olan ülke kurları 20 tane ülke kuru var. Bunların tümünde dolar değer kazanıyor. Bize özel bir durum değil yani. Biz evet daha fazla dayak yiyen taraftayız. %3.7, %4'e yakın değer kaybetmişiz. Yılbaşından bu yana. Yılbaşından bu yana sadece. Ama Zar'a bakıyorum. Zar %3.3, Real %2.8, Endonezya rupesi %1.5, Hint rupesi bir tek değer kazanmış. Onlar da her şey iyi gidiyor biliyorsun Hindistan'da yani. Kolombiya pezosu zannediyorum bu. %9 değer kaybetmiş. Diğer taraftan gelişmiş ülke kurları yani yen, Avustralya doları, frank, Norveç kronu, Yeni Zelanda doları, euro dolar tümünde de Danish kron hepsinde de dolar yine değer kazanıyor olması bu volatil görünümün aslında bir çıktısı olarak yorumlanabilir, söyleyebiliriz bunu. Dolar endeksi de zaten biz seninle 101.6'ları, 101.4'leri konuşuyorduk. Bir daha 104'ün üstüne çıktı. Şimdi orada 110'lar, 115'ler tekrar görülür mü? Hayır, görülmez. 114'ün ima ettiği parite birler etrafında bir parite. Bunun olmasını beklemiyorduk. Zaten söylemiştik. TL üstündeki baskının uzaktan çıkıp odanın dışına çıkıp biraz baktığımızda TL üzerindeki baskın sadece yurt içi kaynaklı olmadığını da ne olur bilsin. 30.70'e mi geldi kur? 30.70'e geldi. Oradaki baskın sadece yurt içi kaynaklı olmadığını bilsin. Umarım mevcut şu an hepimizi heyecanlandıran yeni para politikası kurulu ve yeni merkez yönetimindeki erki baltalamazlar ve bu şekilde devam eder inşallah. Biz de piyasada bunun karşılığını görürüz. İlginç bir şey okudum bugün. 94-95 yıllarındaki Greenspan yönetiminin yaptığı faiz arttırım periyodu var yani. 93'te başlıyorlar. 93 sonunda 94'ün başına başlıyor faiz artırımı. %3'ten %5.5'e sonra %6'ya kadar çıkartıyorlar. Enflasyon bu kadar volatil değil. Ama çok benzerlikler gösteriyor. İndiremiyorlar da faizi bir türlü. Sonrasında %6'yı görüyor. Çok fazla da benzerlik var. O günle bugün arasında. FOMC ve Fed'in yönetimi arasında da benzerlikler var. O zaman da ilk başta indiremiyorlar. Şu anki gibi aslında. Bu hikayenin end up ettiği yer neresi? Yani nerede sonlanıyor bu hikaye? Bu serüven. 2001'de 11 Eylül'le sonlanıyor abi. Ve o zamana kadar da hep %6'lar, %5'ler civarında. İndiremedikleri dönemin de ortalaması ilginç abi. O indiremedikleri dönemin ortalaması 5.25. Bravo. Doğru söylüyorsun. Medyanı effective rate'in 95 ile 2020 arasında 5.5 abi. Dolayısıyla şu higher for longer uzun süre faizlerin yüksek gideceği olan retorik çok da yabana atılır bir retorik olmadığını söylüyor aslında bu. Ve Greenspan dönemindekine benzer bir soft landing olacaksa olabilir diyor ama burada baktığımızda bir 7-8 yıllık bir periyottan bahsediyoruz. Bunu kenara not etmek lazım. Elbette benzerlikler olduğu gibi bazı ayrılıklar da var. Mesela CPI dediğim yani enflasyon tarafında şu anki gibi volatil değil o zamanlar. İstihdam piyasası çok sıkı yine. Bono piyasasındaki benzerlik ve Fed'in faiz yönetimi ve yumuşak iniş beklentilerindeki benzerlik biraz korkutucu diyor bu Bloomberg kısa makalesi. Yani çok hızlı faiz inmeyebilir demek bu aslında yani. Bunun çıktısı o. Amerika'da tahvil satışı oldu. 3 ve 10 yıllık tahvil satışları oldu. Yine aynı hafta 30 yıllıklarda 30 yıllık tahvil satışı da oldu. Orada insanlara şey sorusu vardı. Ya faizler bu kadar yüksekken acaba talep gelmeyebilir mi? Endişeleri vardı. Hayır öyle olmadı aslında. Faizde bir tık aşağıda çekti. Aşağı çekse de biz 3.88'i konuşuyorduk şeyde 10 yıllıklarda. 4.16'lar 4.17'leri söyledim. Bu tabii mortgage faizlerinde bir miktar yukarı doğru itiyor. 6.65'lere falan itiyor 30 yıllık mortgage faizlerini. Ama bu tabii biliyorsun 8'den geliyor. %8'den buralara doğru geldi. Böyle olduğu için de konut piyasasında kıpırdanma olmasını bekleseler de henüz o istedikleri kadar bir hareket yok orada. Zaten bir taraftan olsun da istemiyor biliyorsun enflasyon yaratılması. Ama şunu ekleyeceğim. Biz geçen hafta seninle dedik ki bu tahvil alımları faizin düşmesi hikayesinin arkasında başka bir şey daha var. O da bu ticari gayrimenkullerdeki olası sıkıntıya dair çıkan böyle pis kokular demiştik. Hatta şey geyiğini de yapmıştık. İlk bize duyarsınız dedik. Hakikaten de bizden sonra millet konuşmaya başladı. Öyle değil mi? Vurdu gol oldu. Evet. New York Community Bank Corp'ta başlayan bir hikaye, bir sıkıntı var. Yine Bloomberg diyor ki abi doğru söylüyorsunuz. Evet, buralarda var bu sıkıntı. Biz Japon'u Azura Bank'tan bahsetmiştik. Ve ardından Deutsche Bank'tan bahsetmiştik. Bu hikaye Almanya, Kıta Avrupa'sına, İskandinavya'ya yayılabilir. Çünkü oradaki bankaların bir kısmında öz sermayelerinin %400, 500, 600'ler bandında exposure yani ticari gayrimenkul riski taşıdıklarını söylüyor. Bu şu demek diyor. Her borç verdikleri 1 doların karşılığında 15 sentin ödenmediği senaryoda bu bir baz senaryo değil ama olası bir senaryo. Bu bankalar yatırım yapılabilir seviyesini kaybetmesinin ötesinde insolvent olmaya başlayacaklar. Default'a doğru gidecek bu işte. Bu riski biz geçen hafta seninle konuşmuştuk. Çin'le alakalı konuşmuştuk. Geçen hafta Amerika'yı da konuşmuştuk. Amerika özelinde değil diyor yani bu New York Community Bank Corp özelinde değil. Artan faizler ticari gayrimenkulleri olan talebin azalmasının global normalde böyle bir yansıması var ve bu verilen kredilerin ardından oluşan risk de bankalar tarafında da bunun bir karşılığı var diyor demiştik biz geçen hafta. Yatırımcılar Avrupa'daki bu gayrimenkul fonlarından 1 milyar euro çekmişler sadece bir ayda. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ya da her neyse benzer fonların içerisinde 1 milyar euro civarında para çekmişler. Orada bir stres olduğu için. Çin'de bu hafta CPI açıklandı abi. Enflasyon düştü. 2023'ün başından beri zaten düşüyordu üfe. Üfe de şimdi eksiye geçti. Yani deflasyonist bir görünüm olması o tarafta biraz sıkıntı. Bu neyin ardından böyle oldu bu arada? 2 hafta önce 270 milyar dolara yakın 1 trilyon yuanlık bir enjeksiyonun ardından oldu. Hatırlarsak yılın ikinci yarısında yatırım bankaları daha fazla likidite enjeksiyonları, faizlerde indirimler, şunlar bunlar falan bekliyorlardı. Bu senaryoda enflasyonun sıfırın altına inmesi, deflasyonist bir yere geçiyor olması Çin'in, Çin makinasının yurt dışına yani globale deflasyon ihraç etmesi anlamına gelebilir bir süre sonra. Aday bölge ise biliyoruz Avrupa. Büyüyemeyen bir Avrupa biliyoruz. Sıfır büyüme, eksi 0.6'larda resesyonda olan bir motor Almanya biliyoruz. Fransa yakın ona ama pozitifte. Fragmente olmuş bir bölge için ve çevre ülkelerdeki sıkıntıların biraz daha fazla olduğunu bildiğimiz senaryo. İtalya, Portekiz, İspanya'da bahsediyorum, Yunanistan'da bahsediyorum. Deflasyon ihracının Çin'den globale, özellikle Avrupa'ya para politikası enstrümanlarına daha girift, kompleks hale getirebilir. Piyasaları da bu durum daha tahmin edilemez ve öngörülemez bir noktaya götürebilir. Biz yılın ikinci yarısında okey ya her şey tatlı, süt, liman. Çin evet yumuşak indi ama hani likidite destekleri gelecek PBOS'tan ve Politbüro'dan. Dolayısıyla Çin ekonomisini bozmadan, Çin riskli varlık hisselerinin bozmadan yükseltecekler. Aşağı yönlü bazı şeyler görebiliriz. Ama bunun globale yayılması gibi bir beklentiye kimse sahip değildi. Bunun da majör merkez bankaları başta ECB ve Fed olmak üzere elini darlamayacağı, dolayısıyla daha rahat hareket edebilecekleri bir noktaya götürebilir diyorduk. Bu resim biraz soru işaretli hale geliyor olabilir. Biraz daha izlemek lazım. Ama biliyoruz ki hem Politbüro hem PBOC enflasyonla mücadele konusunda ya da ekonomik daralma ile mücadele konusunda öyle söyleyelim yani. Gayet kararlı ve şeyler. Ellerine yeteri kadar silah var. Ben tekrar dönüp baktığımda yatırım bankalarının yıl raporlarına baktığımda orada da büyük riskler okumadıklarını da görüyorum. Asya'ya dair bir şey daha söyleyeceğim. Bu hafta Bojun Bank of Japan'in başkan yardımcılarından bir tanesi. Başkan yardımcısı Ushida bir şeyler söyledi. Finansal kondisyonlar konusunda sıkı olmayabileceklerini, biraz daha iyiyiz, daha gevşek duruşun devam edebileceğine dair şeyler söyledi. Böyle olunca yeni bir tur daha sattılar. 149'a çıktı dolar yani. Dolar endeksindeki hareketin sebeplerinden bir tanesi bu. Ufak sebeplerinden bir tanesi bu. Euro yen 160'lara gitti. Oradaki durum enflasyon var oluyor. Acaba faiz arttırımı veya işte ultra loose, çok genişleyici para politikasından vazgeçer mi? Boşdu soru. Bu soru da şu an önemini yitirmeye başlıyor gibi bir durum var. Ne konuştuk? Faiz indirim serüvenlerinin o kadar da kolay, o kadar da beklenildiği kadar rahat olmayabileceğine dair makro veriler gördük. Riskli varlıklar bunlara rağmen biraz daha değerlendi. Kripto paralar bundan fayda sağladılar. Bitcoin 47 bin dolarda. Asya tarafında bugüne kadar okumadığımız birkaç tane daha risk enflasyonla birlikte okunmaya başlandı. Bence bu biraz daha su götürecek. Ticari gayrimenkul kredilerinin banka üzerlerinde yarattıkları riskin sadece Amerika'da değil, İskandinav ülkelerinde ve Almanya'da da olduğunu konuştuk. Bunu da bir kenara risk unsuru olarak yazdık. Burada bırakıp kriptoya geçelim istiyorsan. Sonra da soru cevaba geçelim. 47 bin abi. 50 bin olur mu? 50 bin olur abi. Ne zaman abi? Ha bugün ha yarın diyorsun. Ha bugün ha yarın. 50 bin olmuş kabul edebiliriz bunu. Birkaç tane şey var, sebep var orada. Bir tanesi spot ETF'leri olan fon akımları GBTC sayesinde, GBTC yüzünden GBTC vesilesiyle yavaşlıyordu. Ama oradaki outflow'un, çıkışın yavaşladığını görüyoruz. Dolayısıyla destekleniyor bir diğer taraf. 40 binler etrafında 38-41 bin etrafındaki metriklerin daha yüksek fiyatlar ima ettiğini burada altını çize çize italik falan, old, kırmızı falan söyledim yani. Bayağı. Orada birkaç tane, çok basit birkaç tane metrik vardı. Funding rate artıyor. Fonlama oranı artıyor. Miner'lar satmıyorlar. Balinalar satmıyorlar. Tutmaya başladılardı. Bu devam ediyor. Halving öncesi yani yarılanma Nisan ayında. Bunun öncesinde insanlar ya bir dakika minerlar bir tur satabilirler soruları vardı. Yine o tarafta olmadıklarını metriklerden, zincir üstü metriklerinden görüyoruz. Böyle baktığında da tümü kripto paraları destekliyor. Hali hazırda sen 42-43 bin dolarlarda sürünüyorken S&P 500'ü kalkıp çat diye %3 alırlarsa Bitcoin'de alırlar yani. Sadece son 2 haftalık hareket %15 civarında falan bu arada yani Bitcoin'de. Bitcoin üzerinde %15 civarında. Tabi buradaki piyasanın daha volatil olduğunu biliyoruz. Bir de çok geyik bir şey söylemiştim yayının başında, onu detayını vereyim abi. Dragon yılı. Evet, Çin'in Dragon yılı geliyormuş. Merkür retrosu ile birlikte. Merkür retrosu yok abi. Merkür retrosu yok ama Dragon yılı var yani. Yani ismi Dragon olunca daha böyle bir hoş geliyor insana. Ama Dragon'un Mandarin dilindeki okunuşu long demek. Long gibi okunuyormuş. Fonetik olarak söylüyorum. Long gibi okunuyormuş. Bunu da bilinçaltı olarak kripto paralarda bir alış fırsatı diye yorumladıklarını insanların görüyorum. Bu bence Merkür Retrosu'ndan daha beter bir yorum. Ve CoinDesk kınıyorum abi bununla alakalı. CoinDesk yazmış bunu. Dragon yılı başlamışmış da o da fonetik olarak longmuşmuş da Bitcoin'de almışlarmışmış. Putin, Tucker Carlson diye bir adamın sohbetine çıktı. Münazarasına çıktı. O sohbette Ukrayna'ya neden saldırdıklarını, niye işgal ettiklerini Ukrayna'yı bunu anlattı kısmen. Diğer taraftan da olası birkaç tane çıkış yolu söyledi. Eğer Amerika Ukrayna'ya silah yardımını keserse, daha önce de söylemişti bunu vardı. Ukrayna'ya silah yardımını keserse biz masaya oturmaya hazırız gibi minimalinde şeyler söyledi. Buna pozitif. Bir. İki. Wall Street Journal'ın bir tane muhabiri vardı. Bunların elini tutsak bunu salabiliriz ve mübadele edilebilir. Sohbetin öncesinde Medvedev çıkıp şunu söyledi. Biz bu NATO ıvır kıvır vesaire falan konuşuyorduk. Sınırlarımıza çok yaklaşılıyor. Rus sınırlarına değil hani. Sonuçta fiziki olduğumuz yerlere çok yaklaşılıyor. Rusya'ya saldırı söz konusu olursa biz nükleer başlı silahlar kullanmak zorunda kalabiliriz dedi Medvedev. Medvedev zaten çılgın. Ve bunun akabinde de kalkıp İngiltere, Birleşik Krallık, Rişak'a sordular. Dediler ki eğer Rusya yönünü İngiltere çevirirse ne yaparsınız? O da biz ülkemizi savunuruz. Böyle orta çağ edasıyla biz ülkemizi savunuruz. Şimdi bunları biz tarih yani vardı İş Bankası'nın yayınları 20. yüzyıl siyasi tarih. Oralarda falan hatta orada bile öncesinde falan okursunuz yani böyle şeyleri. Pozitif ve negatifi söyledim. Orada hala çok yüksek olasılık atfetmesem de hala bir minik de olsa bir risk görüyorum. Bu bütün kakafonun içerisinde yine en akil, aklı başında en sakin adamın Trump olması abi çok ilginç değil mi? Savaş istemeyen, öyle değil mi? Irak'tan birliklerini çeken Trump olması çok ilginç geliyor bana. Ve gidip Kuzey Kore ile de neydi o adamın adı? Kim Jong'la da görüşen, Putin'le de ben masaya oturabilirim diyen adamın normalde sevmiyorum ben Trump ama olması ilginç. Zaten bakıyorum bu hikaye ete kemiğe bürünmemiş. Altında hiçbir şey yok. 2030'larda şu an yani. Sorular. Yine kitap gibi soru gelmiş. Kitap gibi. Hemen hızlı soralım. Serhat Kafka. Toplantıların videoları var mı? Olacak mı? Yani bu seminerleri söylüyor. Olacak. Tüm hepsini yayınlamayacağız bu arada. Ama böyle spot yayınlayacağız. Murat Özgür, Gökalp Bey, Selçuk Bey merhaba. Mayıs, Mart'ta faiz indiriminden sonra tüm piyasaya ciddi geri çekilme beklenimi yayınlayan için teşekkür ederim. Eminize sağlık. Efendim faiz indirimi olursa, bu faiz indirimi beklediğimiz patikada olursa, yani beklediğimiz rasyonellerle, sebeplerle olursa piyasada geri çekilme beklenmez. Tam tersi beklenir. Doğukan biter ya da Doğukan biter. AVAX boğa sezonunun sonuna kadar $200 olur mu? $200 olması için 70-80 bin lira falan gitmesi lazım. Belki daha da fazla gitmesi lazım Bitcoin'in yani. $200 bir tık uzak Doğukan Beyciğim. Kadir Sutay, DEP'in hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bunu Berkçiğime aktarıyorum. ICPX token ne zaman diğer borsalarda listelenecek? Eli kulağında efendim, ne olur bekleyin. Bizim takvimimize uygun gidiyor şu anda her şey. Bay Senior, bankaların çıkarttığı 0.01 gram altın için ne diyorsunuz? Neden %15 yukarıda seyrediyor fiyatı? Saf %100 altın olmayabilir. O yüzden %15 yukarıda seyrediyor olabilir fiyatı. Alış ve satışta fark varsa efendim, o fiyatın %15 yukarıda seyretmesi demek değil. Siz %15 spread ediyorsunuz anlamına gelir ona. Satarken de %15 düşüğe satıyorsanız eğer, ondan bahsediyorum. Seminer programı hangi illerde yapılıyor? Hediye hanımefendi sormuş. Sitede var efendim. Ben diyorum 10'dan fazla şehre gidiyoruz. Abuzer Bey sormuş. Süpersiniz. Teşekkür ederiz efendim. Önümüzdeki bir yıl için sanırım. Amerika 10 yıllık tahvil faizi hedefi var mı? Güzel soru. Çok. Güzel soru. Evet. Böyle bir hedef düşünmedim ben. Ama hemen şu VIRP'tan bakayım ve söyleyeyim efendim size. VIRP dediğimiz olasılık dünya interest rate probabilities. Olasılık ekranı. Yıl sonunda tahvil piyasalarının ima ettiği faiz 4.190 ise yani Fed Funds Rate şu an 5.50'de olan şey 190 ise eğer oradan da bunu 2 yılla oturtun. Yani Fed faiz oranını 2 yıllık faize oturtun. Oradan da şeye doğru gelin. 10 yıla doğru gelin. Bunun ima et oranı zannediyorum. Eğer curve benzer şekilde olursa 3.60'lar 3.70'ler falan olur herhalde. Aydoğan Ser çok iyisiniz. İzmir ne zaman? 28 Şubat'ta efendim İzmir. Soruları size nasıl iletebiliyorsunuz? İletmişsiniz efendim bize. FTT ile yorumlarınızda programda yer verebilir misiniz? FTT, FTX'in native token'ını biliyorsunuz. Borsa token'ı. Bu son birkaç yayın konuştuk aslında bunu. FTX önce müşterilerin varlıklarının yarısını vermeyi mahkemeye söyledi ve verebileceğini söyledi. Sonra tümünü verebiliriz dedi. Ama tümünü 2022 Kasım'daki fiyatla veririz dedi. Mahkemede ona dedi ki çok pahalı veriyorsun 2013 fiyatlarıyla. ver dedi. 2022 Kasım ne abi? 16 bin dolardı Bitcoin. 42 bin dolar şu. 47 bin dolar şu an yani. 3 katı. Satın alma hikayesi vardı biliyorsunuz. O 8 tane bidder vardı. 8 tane satın alma yapabilecek şirket vardı. Onların büyük bir kısmı çekildi ve içeriye koymaları gereken mali varlığın yüksek olduklarını düşündüler. Böyle olunca da FTX ile alakalı düşünülen o 2.0 relaunch, yeniden açılma hikayeleri böyle biraz gölgede ve bulut altında kaldı. O yüzden de FTT'yi biraz satıyorlar. 2 dolar gördü galiba. Oradan da geri çekiliyor şu an. Atilla Kara, Gökalp Bey daha önceki yayınlarda XRP coin'e yatırım gelebileceğini söylemişti. Daha önce herhangi bir gelişme var mı? Yeni bir gelişme yok Atilla Beyciğim. XRP ile alakalı 0.50-0.55'lerde sürünüyor XRP. Şah Yalçın, BTC ETF'in onaylanması BTC'nin Amerika tarafından altın gibi speküle edilmesine fiyat baskılaması yol açarmayı açmaz efendim bu. Sadece çünkü Amerika'da olmayacak hikaye. Beytullah Özdemir, kripto borsasında emtia var mı? Yok efendim maalesef. Ama emtia alıp satabileceğiniz ve reklamını yapmamızın yasak olduğu bir tane daha şirketimiz var. Özellikle söylemiyorum. Niki haklısın ben diyorum. Yer altındaki tüm altın ne kadar zamanda tamamen çıkar ve tamamı çıkınca ne olur? Geçen yayın bunu söylemişti değil mi? 188 bin metrik ton çıkan, 54 bin metrik ton da yer altında altın var. Bunun tümünün çıkması bayağı uzun süre alabilir. Çünkü çıkarılabilen çıkarıldı şu an. Diğerleri artık daha derinlerde olabilir. Çıkarılma maliyetleri çok yukarıda olabilir. Tahmin ediyorum şu an. Eğitimli bir tahmin yapıyorum sadece. Tümü çıkartılırsa ne olur? Tümü çıkartılırsa elbette artık yok olmaya başlar yani. Kullanılıyor ya altını bir taraftan da. Yani mesela dişinde kullanıyor adam, ölüyor sonra kalıyor orada falan hani. Madende kullanıyor, uyduda kullanıyor, gidiyor. Çok ufak da olsa sarf malzemesi de sadece şey değil yani, mücevherat değil yani altın. Öyle düşmek lazım. Erkan Taşçı, ICRYPEX coin geleceği hakkında bilgi. Elimize para geçtikçe dolar yapıp ICRYPEX coin alıyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Almaya devam edin. Bunu benden çok az duyarsınız. Almaya devam edin. ICPX token almaya devam edin efendim. Fiyat hedefi vermeyeceğim. Ali Hıdır Dursun zannediyorum bu. Ali HDR Dursun. İyi akşamlar Selçuk Bey, Gökalp Bey. Sorum kriptolar hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Alınır diyoruz. Boğa sezonu başladı mı sorusu var ya şu an hani yine. Yani 50 bin olmuş Bitcoin. Hala boğa sezonu acaba başladı mı falan diye soruyor ya insanlar. Bence büyük emtialar için, bakın bu çok bold bir şey söylüyorum. Ne olur dikkat edin lütfen. Emtialar için pandeminin hemen çıkışında bizim herkesin dillendirdiği wow emtiadaki büyük çevrim, büyük döngü başlıyor. Super cycle diyorlar ona böyle. Acayip büyük yükseliş. Enflasyonist hareket. İşte buğdayın bilmem ne olduğu, altının 3000 olduğu falan filan hikaye. Bu Bitcoin için başlıyor şu an. Kripto paraların tümü için demiyorum. Bitcoin ve virgül belki major 50 coin için belki söylenebilir yani. Bu başlıyor. Şu an hiç olmadığı kadar sıcak ve girmediğiniz her gün, bence kişisel bir fikirdir bu. Girmediğiniz her gün gecikiyorsunuz. Nereden, nasıl, hangi fiyata, hangi ürün alırsınız bunlara karışmıyorum. Girmediğiniz her gün gecikiyorsunuz efendim. Hele özellikle 25'lerinizde 30'larınızdaysanız yani kenara 20 yıl, 30 yıl, belki 40 yıl sanki bir emeklilik fonu gibi kenara ayırabileceğiniz ufak tefek şeyler ya mutlaka düşünmelisiniz efendim. Peki bu Dragon meselesini ciddiye alalım mı? Dikkate alalım mı? Dragon meselesini alın. Yani Dragon'u söylerken böyle Luna long oluyormuş ağız. Fonetik long gibi bir şey çıkıyormuş. O da al demekmiş. Kahve falı daha faydalı olabilir yani. İyi pazarlar diyor. İyi pazarlar. Bay bay.